Türkiye'de hazırlık çok. Dünyada hiçbir ülke bizim kadar depreme hazırlanmamıştır. Geliyor mu? Gerekli yerlerde, ilgili yerlerde kütüphane rafları rapordan geçilmiyor. Yüzlerce rapor görürsünüz. Depremde ne yapalım diye. Ama yapılan şey maalesef oldukça az. 99 depreminin geleceği 1970 yıllarından belli. Literatür takip eden, bilim dünyasında olan bilir. 67 depremi olduğu zaman Ada Pazarı'nda çok sayıda yayın vardır. Şimdi Kocaeli'ne dikkat edin, burada büyük bir deprem bekliyoruz diye birçok yayın vardır. Bunlardan biri de Allah selamet versin bizim MIT'de profesör olan jeofizik Nafi Toksöz'dür. Çok yayınları var. 99 depremlerinin geleceğini demek ki 70'te biliyoruz, 97'de biliyoruz, söylüyoruz, uyarıyoruz. Ne aziz halkım duyuyor, ne de yerel yönetimler, ne de merkezi yönetim. 99 depremleri olduğu zaman başta ben olmak üzere bağırdık. Marmara tehdit altına girdi, dikkat. Elazığ'a deprem geliyor diye 2003 yılında uyarmaya başladık. Ben Elazığlıyım. Defalarca orada konferanslar verdim, Malatya'da dahil. Deprem hattının yerini dahi söyledik, dikkatli olun, özen gösterin, yapın diye. Elazığlı bizi kürsüden alkışladı. Böyle bir star konuşma yapıyormuş ki havasında. Elazığ depremi geldi, vurdu, hiçbir şey yapılmadı. Elazığ depremi olduktan sonra bas bas bağırmaya başladık. Maraş'a dikkat edin, deprem geliyor. En büyük korkumuz Maraş dedik, son güne kadar söyledik. Bağıra bağıra gelen bir deprem geldi. İnsanlarımızı gömdük bir gecede. Şimdi bir millet, bir hükümet, bir devlet ne zaman uyanır? Yani daha ne kadar insan biz telef edeceğiz? Daha ne kadar ölecek? Bak şimdi de bütün dünya bilim adamları olarak bağırıyoruz. Marmara'ya dikkat edin, büyük bir deprem geliyor. Gelmesini mi bekleyeceğiz? İşte Maraş örneği. Şimdi sonuç olarak böyle fazla da uzatmak istemiyorum. Bunları kısa geçeceğim. Doğrudan doğruya güney kolunun üzerindesiniz. Güney kol da etkin, canlı bir fay. Ve Kuzey Anadolu fayının bir kolu. Şimdi bu bölgeyi, sizin bulunduğunuz bu yeri ve Bursa'yı eğer depreme hazırlayacaksanız, ben şimdi söyleyeceğim neler yapmanız gereken. En önemlisi önce tehdit, tehlike nereden geliyor onu belirlemeniz lazım. Onu biraz sonra söyleyeceğim ama ben şimdi bu fayları bir kabaca öğrenin diye diyorum.